LGS'ye son 127 gün, hayallerimize kavuşmamıza son 127 gün. Gerçekten kararlıyız, istiyoruz ve başaracağız diyoruz. Hiç vakit kaybetmeden hemen günün yorumuyla başlamak istiyorum. Aydın Demirbüken 692 beğeni almış. Artı bir istemiş ama 692 beğeni almış. Hemen bakalım. Hocam, sömestr tatilini istediğim gibi verimli geçiremedim. Tam çalışacağım diyorum. 15 dakika sonra dikkatim dağılıyor. Ve planlı çalışamıyorum. Bunun için yardım eder misiniz lütfen demiş. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz lazım. Planlı çalışmamız için ve verimli çalışmamız için mutlaka konsantre olmamız lazım. Yani çalışıyormuş gibi yapmamamız lazım. Yani çalışıyoruz işte, hayırlısı bakalım, aldık kitaplarımızı önümüze değil. Gerçekten tam ve ciddi bir şekilde çalışmamız lazım. Yani sahaya çıktık, maç yapıyoruz. Ya oynuyoruz, top çeviriyoruz değil. Gol atmaya çalışmamız lazım. Gol attığımız zaman başarılı olabiliriz. Peki bu nasıl olacak? Bunun için şunu iyi bilmemiz lazım ki taşıma su ile değirmen dönmez. Yani annemizin söylemesiyle, hocamızın söylemesiyle, etraftakilerin söylemesiyle değil. Gerçekten kendimiz isteyeceğiz. Biz gerçekten iyi bir lise kazanmak istiyor muyuz? Fen lisesi, Anadolu lisesi istiyor muyuz? İstiyoruz. Niye istemeyelim ki? Manyak olmak lazım. O zaman istiyorsak, o zaman artık çalışmaya başlayabiliriz. Sonrasında yapmamız gereken iki şey var. Birincisi inanmamız lazım. İnanmak için hiçbir bizi durduracak bir şey yok. Niye? Bir kere zekiyiz, çalışkanız ve amacımız var. Biz kazanmak istiyoruz. Zeki olduğumuzu biliyoruz. Şimdiye kadar birçok şeyi başardık. O zaman bunu da başarabiliriz. O zaman atalım, oturalım ve başaralım diyeceğiz. Peki verim nasıl çalışılır? Birincisi zamanımızı planlamamız lazım. Bunu kendiniz yapabilirsiniz. Bizim LGS tekrar programımızdan faydalanabilirsiniz bir. İkincisi kaynaklarımızı iyi ayarlamamız lazım. Yani çok saçma sapan sınavda çıkmayacak soruları soran kaynaklardan uzak durmamız lazım. Doğru kaynaklarla çalışmamız lazım. Üçüncüsü ortam. Ortamımız dağınıksa, böyle masanın üzeri böyleyse, şöyle bir masa üstü düşünün. Şöyle bir masa var. Burada çalışılmaz ki kardeşim. Burası dağınık zaten. Biraz daha düzenli olması lazım masanın üstü. Daha temiz, sakin bir ortam olması lazım. Üçüncüsü çalışma biçimi. Yani renkli kalemler kullanmak, renkli postitler kullanmak, posterler atmak. Bunlar da bizim verimimizi, çalışma motivasyonumuzu artırıyor. Yani sıkıcı bir şekilde ters çalışmak da bazen insanın çalışma isteğini azaltıyor. Üçüncüsü hayallerimiz olacak. Hayallerimiz sınırsız. Hayallerimiz yüksek olacak ama programımız gerçekçi olacak. Yani günde 650 soru çözmek istiyorum dersen çözemezsin. Ve sonra 15 dakika sonra çözemeyeceğim deyip kalkarsın. Ama bugün 170 soruyu bitireceğim. Bugün 40 soruyu bitireceğim. Bugün 220 soruyu bitireceğim dersen oturursun ve bitirirsin. Ve sonrasında kendimizi tabii ki ödüllendirmemiz lazım. Tabii ki şurası önemli. Çalışırken altını çizmek yerine not almak. Yani kendi cümlelerimizi söylemek. Ve aynı zamanda bunu yaparken zor bir şeyimizi beklediğini bilmemiz de önemli. Yani çalışacağız, kurtulacağız ya aman demeyeceğiz. Bu zor bir şey. Bunu başaracağım ve zoru başaracağım diyeceğiz. Yani düşünsene, güçlü bir takımla maç yapıyorsun. Onu yenersen büyük bir şey başaracağını biliyorsun. Ona göre konsantre olacaksın. Eğer güçsüz bir takım olarak görürsen, ama işte din dersi kolay, İngilizce dersi kolay dersen zaten tam da öğrenemezsin. İyi bir şekilde konsantre olup sınavda başarılı olacağımızı unutmamamız gerekiyor. Şimdi başka iki tane daha yorum okumak istiyorum. Bunlar biraz daha kısa cevaplayacağız. Bunlar biraz daha rahat sorular. Hocam, çoğu zaman motivasyonum olmuyor. Hepimizde var bu. Lütfen motivasyon şarkıları gelsin. Motivasyon şarkımız mükemmel bir şekilde yarın geliyor. Yarın dinlediğiniz zaman gerçekten bize teşekkür edeceksiniz. Sizler için güzel de bir klip de hazırladık. Hemen şuna bakalım. Hocam, tam çalışacağım diyorum. PUBG rahmetliyim. Gerçekten duygusal bir isim varmış. Çalışacağım diyorum. Annem bağırıyor. Ben de umutsuzluğa kapılıyorum. Lütfen cevaplayın. Sizi çok seviyorum. Anneler bazen bu şekilde bize sert çıkabiliyorlar. Onlar annemiz. Cennet annelerin hayatında. Sakın artistik yapmayalım annelere. Ama annemizi karşımıza alıp, bir gün bunu anlatmıştık başka videomuzda ama bir kez daha söylüyorum. Anne, bugün saat akşam 9'da seninle çok önemli bir şey konuşacağım diyeceğiz. Annemizi saat 9'da karşımıza alacağız. Sessiz bir şekilde terliği kontrol edeceğiz. Kafamıza terlik atabilir. Terlikleri uzak çıkaracağız odanın dışına. Anne, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Evet oğlum, ne diyeceksin? Evet kızım, ne diyeceksin? Çok önemli ama beni dikkat edin. Evet hadi söyle. Anne, lütfen bana artık çalışmıyorsun deme. Bana az çalışıyorsun deme. Bana kazanamayacaksın deme diye bir kere söyleyeceğiz ve sonra kaçacağız. Çünkü can güvenliğimiz için kaçmamız gerekiyor. Bunu bir kere dikkatli bir şekilde söylersek anneler bunu anlayabiliyormuş. Bunu psikologlar söylüyor. Bunu ben söylemiyorum. Günün sözüne baktığımızda hiç kimse beğenmediği bir uğraş içinde başarılı olamaz. Yani sen eğer bir lisede okumak istemiyorsan zaten başarılı olamaz. İstiyorsan mutlaka başaracaksın. Günün okulu Balıkesir Fen Lisesi. 2019 YKS sonuçlarına göre yine tıplar, mühendislikler havada uçuşuyor. 4 yıl İngilizce eğitim var. Günün kaynağına baktığımızda Türkçe Zoru Bankası. Türkçe gerçekten önemli. 20'de 20'yi hedefliyoruz. Sözel mantık soruları, anlam ve çözme becerisi gerektiren soruların hepsini burada, yeni nesil beceri temelli soruların hepsini sizler için hazırladık. Seçil sorular tam da sınavda çıkan örneklere göre, tam da geçmiş yıllardaki LGS sorularına göre hazırladık. İnşallah sınavda sizin için çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir kitap. Ve günün sorusu da İnkılap tarihiyle alakalı, Çerkezlerin Batı cephesinde kurduğu birliklerin adı nedir diye direkt bilgi sorduk. Bu şekilde bilgi çıkmaz ama bunları da bilmemiz lazım. Hadi bakalım, ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yazın arkadaşlar. Neydi ödüllü sorumuz? Sizin bizden istekleriniz. Biz de cevaplamaya devam edeceğiz.